Alfons Dude Pazartesi Öyküleri Deniz Kıyısında Hasat Seslendiren Akın Altan Sabahtan beri Britanya kıyılarının o girintili çıkıntılı yerleri, burunları, yarım adaları içinde boyuna bizden kaçan denizin peşine düşmüş ovada dolaşıp duruyorduk. Ara sıra ufukta daha koyu ve daha devingen bir gökyüzü parçası gibi lacivert bir köşe açılıyor, ama pusu ve şuani anılarını uyandıran bu dolambaçlı yolların keyfi yüzünden bir an görünen o güzellikler yeniden gözden yitiyordu. Böylece sokakları karanlık, Cezayir sokakları gibi dar, gübre, kaz, öküz ve domuz yavrularıyla tıkanmış eski ve kaba saba bir köye vardık. Evler yukarısı gibi yuvarlak, yanları apak, üstlerinde kireçle yapılmış birer haç işareti bulunan alçak kapıları ve ancak bol yelesen yerlerde görüldüğü gibi uzun bir çapraz çubukla pekiştirilmiş pancurlarıyla birer kulübeye benziyordu. Ama yine bu küçük Brötenya köyü pek kuytu, havasız ve sessizdi. İnsan kendisini denizden 20 fersah uzakta duyumsuyordu ama kilise alanına çıkınca kendimizi göz kamaştırıcı bir ışık, büyük bir hava akımı, sonsuz bir dalga gürültüsü içinde bulduk. Karşımızda okyanus, o uçsuz, bucaksız, serin ve tuzlu kokusu, meddin kıyıya her atılan dalgadan çıkardığı o güçlü soluğuyla sınırsız okyanus vardı.'' Köy ilerliyor, rıhtımın orada yükseliyor ve dalga kıran birkaç balıkçı kayığının demirli bulunduğu küçük bir limana dek yolu uzatıyordu. Kilise, çan kulesini bir nöbetçi gibi dalgaların yanına dikmiş, çevresini de bu toprak parçasının sonu olarak eğrilmiş haçları, karma karışık yabanıl otları ve taş sıraların dayandığı alçak ve aşınmış duvarıyla mezarlık sarmış. Gerçekten kayalıklar arasında yetmiş, hem denizci hem çiftçi görünümüyle pek çekici olan bu küçük köyden daha güzel, daha kıyıda köşede kalmış bir yer bulunamaz. Hepsi de ya balıkçı ya çiftçi olan bura halkı yabancıyı pek isteksiz, pek kaba karşılıyor, kimseyi evlerinde konuk etmeye yanaşmıyorlar, tam tersi ama yine de yavaş yavaş insana alışıyorlar.'' bu asık yüzlü karşılamalardan sonra karşımızda saf ve iyi yürekli insanlar görünce şaşkınlığa düşmemek elden gelmiyor. Bunlar yörelerine o taşlık ve dayanıklı, yolları güneş altında bile bakır ya da kalay parıltılarıyla pul pul olmuş, kapkara bir renk bağlayacak kadar madensel toprağa pek benziyorlar. Bu kayalık toprağa açığa vuran kıyı pek sert, acımasız ve diken diken.'' Çöküntüler, yalçın ve dik yalı yarlar, denizin oyup da içine daldığı ve kükrediği mağaralar. Sular çekilince göz alabildiğine karaya vurmuş dev amber balıkları gibi dalgalar arasından parlak ve köpükle aklaşmış canavar sırtlarını çıkaran kayalar görülüyor.'' Garip bir karşıtlıkla kıyıdan ancak iki adım ötede çit boyunda ve böğürtlenlerle yemyeşil küçük duvarların birbirinden ayırdığı buğday ve kaba yonca tarlaları bağlar uzanıyor. Yüksek yalı yarlardan taşlara sımsıkıya bağlanmış iplerle içine inilen o uçurumlardan köpüklü dip kayalarından insanın başı dönünce gözler ovaların tek düzeliğinde sevimli ve cana yakın doğada dinleniyor keçi yolu dönemeçlerinde, çatıların aralarında, duvarların gediğinde, dar bir yolun ucunda hep karşılaşılan denizin mavim trak yeşil fonu üstünde, çiftlik yaşamının en önemsiz ayrıntısı bile büyüyor. Horozların ötüşü daha keskin, sanki daha uzaklara gidiyor. Ama en güzeli, ürünün deniz kıyısında öbek öbek olması, mavi dalgaların üstünde altın sarısı harman yığınları, Üzerine dönenlerin tempoyla indiği başak demetleri ve dik kayalıklarda yelin estiği yöne dönerek adeta büyü yapar gibi el kol devinimleriyle havaya kaldırdıkları ellerinin arasından buğdayın samanını savuran o ok kadın kümeleriydi. Deniz yeli samanı götürüp havada uçuşurken buğday taneleri düzenli ve gür bir yağmur gibi yere düşüyordu. Kilise alanında, rıhtımda, gözeklerine deniz bitkileri sarılmış büyük balık ağlarının serilerek kurumakta olduğu dalga kıranda bile harman savruluyordu. Bu sırada kayaların altında denizin vakit vakit basit boşalttığı o yansız alanda bir başka hasat yapılıyor. Bu deniz yosunu hasatıydı. Kıyıya yayılan her dalga türlü yosunlardan ve deniz bitkilerinden eğimli bir çizgi oluşturan izini bırakıyor.'' Yelesince yosunlar bütün kumsal boyunca fışırtıyla yuvarlanıyor ve denizin kayalıklardan çekildiği en uzak yerlere dek bu uzun ve ıslak saç yığınları yapışıp kalıyor. Bunları ağır demetler yaparak topluyorlar ve demetleri de kıyıya ölen balığın ya da solan bitkinin o şaşırtıcı menevişlenişiyle denizin bütün renklerini koruyan koyu, menekşe moru harman yığınları olarak üst üste koyuyorlar. Bu yığınlar kuruyunca yakılıyorlar ve soda elde ediliyor. Bu şaşırtıcı asat, deniz sularının çekildiği sırada bıraktığı o binlerce küçük ve duru gölün arasında çıplak ayakla yapılıyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk ellerine uzun tırmıklar alarak o kaygan kayaların arasına giriyorlar. Yolları üzerinde ürken yengeçler kaçıyor, pusuya giriyor, yere yamanıyor ve kıskaçlarını uzatıyor. Saydam karidesler de bulanık suyun renginde gözden yetiyor. Tırmıkla çekilen ve toplanan yosunlar öküz koşulmuş arabalara yükleniyor. Boyundurağa vurulmuş öküzler başlarını eğe eğe bu inişli yokuşlu toprak üzerinde arabayı güçlükle çekiyorlar. Ne yana dönseniz hep bu tür arabalar görürsünüz. Ara sıra pek sarp keçi yollarından geçilerek varılan, hemen hemen içine girilmesi olanaksız yerlerde sarkık ve sırıl sıklan bitkilerle yüklü bir beygiri dizgininden çekerek götüren bir adam ortaya çıkar. Çocukların da sedye gibi taşıdıkları çapraz sırıklar üstünde bu deniz hasatından ne toplamışlarsa alıp gittiklerini görürsünüz. Bütün bunlar kara duygusal ve insana coşku veren bir görünüm oluşturur. Ürken büyük martılar bağırışarak yumurtalarının çevresinde uçarlar. Deniz hep karşıdan korkutmaktadır. Bu görüntünün görkemini bütünleyen şey, tarlalarda olduğu gibi dalganın bıraktığı izlerde yapılan bu hasat sırasında da sessizlik, eli sıkı ve baş kaldıran doğanın karşısında bir yığın halkın emeğiyle dolu eylemli bir sessizlik egemendir. Ara sırada öküzlere bağıran birinin sesi, mağaraların içinde çın çın öten keskin bir tır. İşte duyduğum sesler bunlardır. İnsan kendisini trapist tarikatinin cemaati arasında sürekli sessizlik kuralıyla açık havada çalışılan o manastırların birinde sanır. Arabaları sürenler siz geçerken başlarını çevirip bakmazlar bile.'' Yalnızca öküzler o kıpırtısız kocaman gözlerini size diker. Bununla birlikte bu insanlar hiç de yaşamak küskün değildir. Pazar günü gelince neşelenmesini ve el ele verip eski Britanya havalarıyla dans etmesini bilirler. Akşam saat sekiz sularında kilise ile mezarlık arasındaki rıhtım boyunca toplanılır. Bu mezarlık sözcüğünde insana ürküntü veren bir şey vardır ancak oradaki mezarlığı görseniz hiç böyle bir korku duymazsınız. Ne şimşiri, ne taplanı, ne de mermeri vardır. Öyle öznel ve görkemli bir özelliği de yoktur. Yalnızca halkı birbiriyle akraba olan bütün küçük yerlerde olduğu gibi birçoklarının üstünde hep aynı adlar görülen haçlar her yerdekinin aynı yüksek otlar ve çocukların oyun oynarken üstüne çıkabilecekleri, cenaze günlerinde diz çöken halkın dışarıdan görebileceği denli bodur duvarlar bulunur. Yaşlılar bu alçak duvarların dibinde güneşe karşı oturup balık ağa örmeye ya da bakımsız ve sessiz bahçeyle denizin gezgin sonsuzluğu arasında uyumaya gelirler. İşte gençlerin pazar akşamları dans etmeye geldikleri yer bu mezarlık önüdür. Henüz dalga kıran boyunca sulardan bir parça ışık yükselirken genç kız ve delikanlı kümeleri birbirine yaklaşır. El ele tutuşularak halka yapılır. Önce ince bir ses tek başına arkasından koroyu çağırarak sıradan bir ritimle şarkıya başlar. Kalaylı kabın avlusunda bütün sesler hep birden alır. Kalaylı kabın avlusunda Hora canlanır. Apak başlıklar yanlardan kelebek kanatları gibi aralıklanarak fır döner. Hemen her zaman denizden esen yel sözlerin yarısını üfürüp götürür. Uşağımı kaybet armamı taşıyacak. Sözcüklerin anlamından çok ritme önem veren ve dans edilirken yaratılan köy şarkılarında olduğu gibi şaşırtıcı aralıklarla kulağa parça parça gelen bu şarkı bu haliyle daha saf, daha şirin. Yalnızca bulanık bir ay ışığında yapılan bu dans bir düşe benziyor. Her şey, yaşanmış şeylerden çok düşlemlenmiş şeylere yoldaşlık eden bir renk yansızlığı içinde gri, kara ya da ak. Mezarlığın haçları, bir köşede duran tapınım haçı, ay yükseldikçe yavaş yavaş uzuyor, halkaya varıyor, dans edenlerin arasına karışıyor. Sonunda saat onu çalıyor. Herkes birbirinden ayrılıyor. O anda alışılmadık bir görünüşe bürünen köyün daracık sokaklarından evine dönüyor. Dış merdivenlerin aşınmış basamakları, dam köşeleri, gecenin karanlık ve lök gibi girdiği açık sundurmalar eğiliyor, kamburlaşıyor, sıkışıp büzülüyor. Büyük incir ağaçlarının sürtündüğü eski duvarlar boyunca gidiliyor ve yolda harman edilmiş buğdayın boş samanlı ayaklar altında ezilirken deniz kokusu hasatın ve uykuya dalmış ahırların sıcak kokusuna karışıyor. Bizim oturduğumuz ev köyün biraz dışında kırlık bir yerde. Yolda dönerken çitlerin ucundan, deniz fenerlerinden fışkıran ışıkların, yarım adanın her yanından parıldadığını görüyoruz. Yanıp sönen bir deniz feneri, dönen bir ışık, durağan bir ışık. Okyanus görülmediği için kapkara dip kayalarını bekleyen bu gözcüler, sessiz kırlarda yetip gitmişe benziyor. Son